Şimdi önemli bir soru var arkadaşlar. Bir kere az önce yazdığım şeyi hatırlatmak isterim. Biz mesela şöyle bir eşitlik verildiğinde a kare eksi a eşittir eksi 1 yazıp ne bileyim buraya a parantezini alarak bu soruyu imkansız çözemeyiz. Biz şunu bileceğiz arkadaşlar. Şu bir yerden tanıdık. Bu nereden tanıdık? Bu küp açılımından tanıdık olacak arkadaşlar. A kare eksi a artı 1 eşittir 0. Ben gelsem bu tarafı da a artı 1 ile çarpsam. Bu tarafı da a artı 1 ile çarpsam. Ne olur? Şurası a küp artı 1 demektir. Yan taraf 0 demektir. Yani bu a küp eşittir eksi 1 demek anlamına geliyor arkadaşlar. Yani ben artık a küp gördüğüm her yere eksi 1 yazabilirim. O halde artık bu sorudaki amacımız ifadeyi a küp gibi yazmak. O halde ben burayı a küpün 5. kuvveti eksi 5 çarpı a küp üzeri 2 artı 2 a küp eksi 4 yazarsam. Evet a küp eksi 1'di. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi 1. Eksi 5 çarpı a küp eksi 1'di. Eksi 1'in karesi artı 1 yazmıyorum. Artı 2 çarpı a küp eksi 1'di. Eksi 4. Şurası eksi 6 yapar. Artı 2 eksi 4 ne yaptı? Eksi 10 eksi 8 yaptı arkadaşlar. Bu kadar. Hani zorlamak isterlerse hani çok da zor değil aslında ama hani görmüş olmamız gerekiyor arkadaşlarım. Attık hafızaya. 3 terimli ifadelerin çarpanlara ayırmasından az önce bahsetmiştim. Sadece neyi unutmuyoruz? X karenin katsayısı birden farklıysa çapraz kontrol ediyoruz. Evet gelelim örneklere. Bakın buradaki sorunun çok ama çok benzeri çıktı. Şimdi soruyu incelediğimizde ilk olarak hani iki kare farkına falan o kadar alışıyoruz ki şurada sanki iki kare farkı varmış gibi geliyor. Ama arkadaşlar burada şu parantezi kullanmış olması gerekiyordu iki kare farkını açmamız için. Parantez olmadığı için işlem önceliğinden faydalanacağız. Yani önce çarpmayı yapacağız. O halde burası a küp bölü a eksi 1 olacak. Eksi, bak şurayı yaptık artık. Gitti burası. Buradaki eksi 1 sadece süs olsun diye vermiş. Kafamız karışsın diye vermiş. Eksi 1, yani buradaki çarpma da bir etkisi zaten. A eksi 1'in eksi 1. kuvvette 1 bölü a eksi 1 değil mi? Evet. O halde bak bunlar ortak bir paydaya sahip. Buradan a küp eksi 1'i açacağım. A eksi 1 çarpı a kare artı a artı 1'dir. Bunlar gittiğinde evet doğru cevabın a kare artı a artı 1 olduğunu söyleriz. Evet ikinci sorumuz klasik bir özdeşlik sadeleştirme sorusudur arkadaşlar. Bir kere en nihayetinde özdeşliği boş ver. Gelip burada ne yapacaksın? Payda eşitleyeceksin. Ben burayı a'la burayı da b ile genişletsem, hatta şu 2'nin altına 1 yazıp burayı da ab ile genişletsem ortak bir ab paydam olur. Peki payımız ne olur? A kare eksi 2ab artı b kare olmaz mı? Evet. Bölmeyi ters çevir. Ve toparlayalım hadi. Yukarısı a eksi b'nin karesidir. Ve aşağısı da iki kare farkıdır. O halde bunları sadeleştir. Şununla şunun birini sadeleştir. Buradan cevap a eksi b bölü ab'dir. Yani bu konu Alzheimer'a birebir. Al bulmaca gibi çöz. İnşallah çıkar bir tane. Şimdi bu soru nispeten yukarıdaki klasikleşmiş sorulara nazaran biraz daha orijinal bir soru arkadaşlar. Şimdi bir kere iki kare farkını çok iyi öğreniyoruz arkadaşlarım ama her zaman da böyle x kare eksi y kare gördüğümüzde iki kare farkı yapmayacağız. Şimdi önce kafamızdan açacağız arkadaşlar. Ben burayı x eksi y çarpı x artı y diye açsam ne yaparım ki? Hadi burayı da işte eksi 2 parantezine alsam x eksi 8 gelir. Hiçbir şey ifade etmez. Yani 4 terimli bir ifade. Gruplandıramıyorum da. Başka şeyler düşüneceğiz. İçler dışlar çarpımı yapsak. Bir kere. Şurada 3 terimli bir ifade var ya. Gıcık da bir ifade. Hiçbir şey de ifade etmiyor. Yani bundan ancak ben şöyle kurtulurum.
Yukarıda öyle bir düzenleme yapacağım ki pat pat, yani şu gidecek. Varsayımda bulunuyorum ha. Tamamen varsayımda bulunuyorum. Şimdi bu soruyu şöyle düzenlesem. Bunu ve bunu yan yana yazsam. X kare eksi 8x artı 16 diye yazsam. Eksi y kare desem. Bakın pay kısmından bahsediyorum. Daha sonra şuradaki ifade x'e x eksi 4'e eksi 4 diye yazıldığında ifade çarpanlarına x eksi 4'ün parantez karesi diye ayrılmaz mı? Evet. Eksi y kare oldu. Bak burası bizim payımız. Paydamız da x artı y eksi 4'tü. Şimdi geliyorsun. İşte şimdi iki kare farkını açıyorsun. Diyorsun ki birinci eksi ikinci çarpı birinci artı ikinci diyorsun. Ve istenen şey elde edildi. Bunlar gitti. Bu durumda x eksi 4 eksi y eşittir 12. Dikkat et, zaten bizlere x eksi y'yi sormuş. Cevabın 16 geldiğini gördün. Ayrıca arkadaşlar bakın şunu da bilelim. Bir ifadeyi tam kare yapma. Tam kare yapma. Mesela a kare eksi 6a var soruda. Artı 5 olsun. Tamam. Artı 5 olsun. Ben bu ifadeyi tam kare haline getirebilirim. Taktik şu. Ortadaki terimin önce yarısını sonra karesini alıyorsun. 6'nın yarısı 3, karesi 9 ya. Yani burası a kare eksi 6a artı 9 olsaydı, evet bu ifade bir tam kare olurdu. Şimdi dikkat edin, burada artı 5 vardı. O zaman ben buraya eksi 4 yazarsam soruyu bozmamış olurum. Ben dedim ki sana 6'nın yarısını al. Yarısı ne? 3. O zaman burası da a eksi 3'ün parantez karesidir. Bak önündeki işaret eksi olduğu için. Bak ifade bu şekilde de halledilebilir. Hatta zaten bu ifade eksi 5'e eksi 1 diye çarpanlarına ayrılıyor. Eyvallah. Sen buraya iki kare farkıyla açtığında da gene bak yukarıdaki gibi a eksi 5 çarpı a eksi 1'i elde edeceksin. Hani bir soruda x kare var. Eksi işte 4x var. Hemen diyeceksin ki 4'ün yarısı 2, karesi 4. O zaman bunun yanında 4 olsaydı bak bu ifade x eksi 2'nin karesi olacaktı. Anlaştık mı? Bunu da bilelim. Sorularda mesela ifade bir tam kare olduğuna göre derse yapıştır. Peki geldik gene klasikleşmiş çözümünü bilmemiz gereken bir soru tipine çarpanlar ayırma için. Öncelikle arkadaşlar x kare artı 1 bölü x kareyi soruyorsa bunu net bileceğiz. Hani gidip bu soruda şöyle yapamayız. X kareyi çek. 5x eksi 1'dir. Bunu gel burada yaz. Olmaz. Şimdi x kare artı 1 bölü x kare denilen şey ya bu y fazla oldu. Ya buradan gelir ya da x eksi 1 bölü x'in karesinden gelir. Hatırla, başta ezbere bil dedim. Şunda artı 2 geliyordu, bunda eksi 2 geliyordu. O halde bizim bu sorudaki görevimiz şunu ya da şunu elde etmek. Hangisini elde edebiliyorsak. Şimdi bizlere verilen eşitlik 5x artı 1 eşittir 0. Ben diyorum ki gel her iki tarafı x'e böleyim. Peki ben bunu x'e böldüğümde ben bunu istersem x kare bölü x. Eksi 5x bölü x. Artı 1 bölü x diye yazamaz mıyım? Yazarız hocam. Peki bak burası x. Şurası artı 1 bölü x yapar. Şurada x'ler gider, eksi 5 kalır. At karşı tarafa, ne olur? 5. Bak. Artık ne yaparım biliyor musun? Her iki tarafın karesini alırım. Şunun karesi ne yapar? Ezbere biliyorum. X kare artı 1 bölü x kare artı 2 yapar. 5'in karesi de 25'tir. Bu durumda bunu karşı tarafa attığımda sorunun benden zaten istediği sonuç 23 geliyormuş bakalım. Yani mesela bir soruda bana x kare artı 1 bölü 4 x kareyi soruyorsa ben diyeceğim ki x artı 1 bölü 2 x'e ya da x eksi 1 bölü 2 x'e ulaşmalıyım. Artı 2 birinci ve ikincinin çarpımının iki katından geliyor. Mesela şunu aç. Birincinin karesi artı ikincinin karesi, değil mi? Birinci ve ikincinin çarpımının iki katı. Bu 2 buradan gelir.